Herkese selamlar. Bugün de bir bahçeyi çekmek istedim. Çünkü eski diktiğimiz, ektiğimiz şeyler artık büyüdü. Bazıları artık yok oluyor mevsimden dolayı. Bazıları büyürken bazıları artık yok oluyor. Şöyle burası giriş tarafı. Böyle bir limon ağacı var burada. Çok da güzel limonu var. Gerçekten. Kabuğu ince. Suyu da iyi oluyor. Şöyle bir yeni dünya ağacı. Bunlar çok önceden çiçek açarlar. Ama asıl meyvesini yazın verirler. Şu an vermezler. Bunlar hep gül. Bunlar aslında mevsimi geldiğinde çok güzel tutuyor. Ve bununla biz gül suyu yapıyoruz. Onun için kullanıyoruz. Şöyle şurada soğanlar var. Bunu daha çok yeşil soğan olarak yani bu yeşil yerlerini alıp kullanıyoruz. Normal altını değil. Sonra burada maydanozlar mevcut. Maydanozlar gerçekten iyi oldu maşallah. Güzel büyüdüler. Buranın işte en büyük sıkıntısı hayvan yemesi. Aksi takdirde bir problem yok. Ama maalesef hayvanlar çok fazla buradan yiyor. O en büyük problemimiz. Şöyle gelecek olursam, burada da şöyle havuçlar var. Havuçlar bu şekilde. Bunları çektiğinizde altından havuçlar çıkıyor. Fakat şimdi çekmeyeceğim çünkü daha yeniler. Muhtemelen çok küçüktür havuçlar olmuşsa da. İçinde ama işte ısırganotu büyüdü. Isırganotları neredeyse her yerden büyüyor. Sadece yeter ki su bulsun. Her tarafta çıkabiliyor. Yine burada turp var. Bakın turpu sonradan mesela buralara ekmiştik. Şunlar sonradan ekilenler. Hayvanlar küçüklerini olağanüstü hızla yiyorlar. Fakat şurada mesela yan tarafta büyükleri var. Bunlara ise herhangi bir problem çıkarmadılar. Hani o belli bir büyüklük evresi var. Onu açtığı anda artık bunu kuşlar da ne bileyim başka şeyler de yemiyor yapraklarını. Ama onu aşamadan maalesef onu da büyütmüyorlar. Şu an mesela bunlar muhtemelen kuruyup gidecek. Mesela şu köşede ilk ektiğimiz köşe oraydı. O mesela orayı bırakmadılar ve orada hiç çıkmadı artık. Böyle bir durum var. Bu mandalini de artık iyice döküyor. Hepsinde hastalık var bunların. Yani hepsi çürümüş vaziyette oluyor. Bir sinekten kaynaklı bu şekle geliyor. Tamamen yaprak döktü hurma ağacımızda. Hurmanın da bu sene kurtlanma oldu maalesef. Hurmada da. Şurada da böyle marullar var. Yine marulda da aynı problemi yaşadık. Hatta marulu gidip dış taraftan böyle büyük büyük alıp ekmek zorunda kaldık. Çünkü şöyle küçükleri gördüğünüz gibi resmen yok ettiler. Ve bunu yapan normal serçe ve özellikle burada çok fazla bulunan kumrular. Maalesef onlarla baş edemiyoruz. Artık incir ağaçları da yapraklarını tamamen döküyor. Hep yaprak olmuş vaziyette buralar. Şurada roka. Rokaya kuşlar filan hiç dokunmuyor. Öyle bir olay var kuşlarında. Rokaya hiçbir şekilde yeme gibi bir sıkıntı yaşamadık. Hatta tavuklar bile, civcivler bile rokaya pek müdahale etmiyor. Burada kömeç diyoruz, ondan var. Yine şurada pırasa var, sıra sıra olanlar. Onlar da yine sonradan dikim ve gayet güzel büyüdüler. Yine onun sol tarafındaki karalahana. Ve o ileride büyük olanlar da normal lahanalar. Yine orada ağaçlarımız var işte. Daha öncekinde de göstermiştim. Tekrar etmeye gerek yok. Ve şurada da bir limon ağacı var. Burada kimisini dökmeye başlamış. Limon çok ve genel itibarıyla da açıkçası iyi oluyor burada limonlar. Bu bölgede yani limon iyi oluyor. Mesela zeytin de çok iyi oluyor. Köy yerlerinde mesela zeytinlerde dökmeler falan olsa da şehir merkezinde Kadirli'de
Zeytinlerde mesela kurtlanma, dökme vesaire çok daha az oluyor. Böyle bir olay var. Bunun da belki de en büyük etkenlerinden birisi bu zehirleme yapılması, ilaçlama yapılması. Malum sivrisinek, yakan vesaire burada çok olduğu için sürekli ilaçlamalar yapıyor. Bunun etkisi olduğu söyleniyor. Onun haricinde tozların etkisi olduğu söyleniyor. Durum böyle. Bu şekilde bir bahçe var burada. Çok büyük değil burası. Kaç metrekare olduğunu tam hatırlamıyorum ama 200-300 arası bir metrekaresi var buranın. Çok büyük değil ama çok şey de değil yani. Belki biraz daha planlı programlı ekilmiş olsaydı her şey. Ağaçlar mesela özellikle ya da işe yarar ağaçlar ekilmiş olsa daha verimli kullanılabilir. Dediğim gibi mesela buranın ürünü zeytin. Ama biz tabii burayı bir tarla gibi kullanmadığımız için burası bir bahçe. O yüzden de doğal olarak canımızın istediğini ekiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bahçede de durum bu şekilde oldu. Kimisi yaprak döktü, kimisi meyve vermeye başladı. Her şey çok farklı oluyor mevsimine göre. Bir sonrakinde görüşmek üzere. İnşallah onu da bilmiyorum belki bir ay belki 2 ay sonra yaparız. Yaparım. Burada özellikle şu mesela çiçekler falan açtığında çok güzel olacak. Şuralarda falan mesela hep çiçek çıkacak. O zaman çok muazzam oluyor. Yine şunları göstereyim. Şu güller hep rüzgardan falan kırılmış ama tabii rengi farklı olsa da şunlar mesela çok güzel. Pembe pembe güller. Yine burada da kırmızı güller mevcut. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.